Biz kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Evet, yani birinci derste hani genel olarak bir bu hani kitap ve matbuat kültürü çalışmaları sahası nasıl oluştu? Bu saha içerisinde hani hangi temel yaklaşımlar ve ekoller ortaya çıktı ve bu alandaki temel ve öncül hani literatürler nedir, nelerdir? Bunun hani Türkiye'ye veya Türkiye çalışmalarına açısından hani yansımaları veya örnekleri neler olmuştur şeklinde bir girizgah yaptık geçtiğimiz derste. Şimdi de yine bu çerçevede özellikle hani teorik tartışmaların etrafında yürüdüğü bir takım modellere dair ben konuşmak istiyorum. Bunların içerisinde ben hani üç tane şey seçtim. Yani bunlar dediğim gibi hani çok belirlenmiş ve tasnif edilmiş şeyler değil. Ama hani benim literatürde hani okuduğum ve bunlardan çıkardığım kadarıyla bu yaklaşımlar en azından temel olarak meseleyi ele alışta faydalı bir çerçeve sunuyor kanaatindeyim. Bunlardan birincisi Robert Danton'ın Communication Circuit, yani iletişim devresi diye ben tercüme ettim bunu. İsimlendirilen model. Bu 1982 yılında Danton'un yazdığı What is History of Books? Yani kitap tarihi nedir? Başlıklı bir makaleye dayanıyor. Şey olarak. Yani Danton da aslında kendisi birazcık hani Fransız, yani o Anal ekolünden hani gelen veya onun hani son temsilcilerinden nispeten diyebileceğimiz bir isim. Şimdi şey olarak Danton'un bu işte iletişim devresi dediğimiz şey şöyle bir şema çiziyor Danton. Yani hani bu hani kitap veya hani kitap kültürü, matbuat kültürü hani nasıl incelenir, hani nasıl bir sistematiğin içerisine oturtulur kısmında. Bu tabii şeyde Stirling Üniversitesi bununla ilgili bir proje hazırlamış. Onlar normalde bu şekil, o makalede böyle güzel renkli, afilli bir şekil değil. Ama güzel bir şekilde Hocam daha renklendirmişler. sonra bu PDF'leri alabilecek miyiz? Alabilirsiniz, Tamam. sıkıntı yok. Yani bu zaten sunum çok benim hani kısa bir 10 slide'lık bir sunum. Yani hani genel olarak sadece sunumun iskeletini takip açısından şey olan bir şey. Zaten oradaki hani web kaynaklarından da bunu çok rahat bulabilirsiniz. Danton'un makalesine zaten bir şekilde veri tabanlarından ulaşabilirsiniz. Yani İngilizce literatür takip edenler için hiçbir sıkıntı yok. Yani önlerinde milyonlarca de devasa bir şey var. Literatür var alanla ilgili. Hatta yani bunları belki hani ayıklayıp tasnif etmek bile bir şey olabilir. Mesele olabilir. Bu makalede Danton diyor ki ne tarih, ne edebiyat, ne ekonomi, ne sosyoloji, ne bibliografya, hiçbiri bir kitabın yaşamının tüm boyutlarına adaletle yaklaşamaz. O nedenle kitapların tarihinin skalası uluslararası, metodu da disiplinler arası olmalıdır şeklinde bir şey var. Yani diyor ki yani bu malzemeyi hani mevcut koşullarda hani hiçbir disiplin kendi başına veya hani tek başına ele alıp incelemeye şey değildir. Yani hani ne kadar biriyle baksak bir tarafı eksik kalır demeye getiriyor. Onun için yani hem nesne olarak aldığınız malzemeyi, yani bu hani matbuatı daha hani uluslararası ve küresel ölçekte ele almanız lazım. Yani çünkü şöyle bir şey. Sadece hani kitap dediğimiz veya hani basılı kültürün bu malzemeleri bir yerde kalan bir şey değil. Her ne kadar dille sınırlı olsa da aslında sınırları aşan da bir malzeme. Yani Shakespeare istediği kadar hani İngiltere'de hani yazılmış olsun. Yani dünyanın her yerinde okunuyor. Veya hani bunun gibi bir sürü şey. Yani sırf edebiyat metinleri değil, pek çok metin, pek çok fikir, malzeme, hani bu anlamda aslında dünya çapında yeniden hani üretilmeye devam ediyor ve bunların her bağlamda, her coğrafi, tarihsel, dönemsel bağlamda hani ortaya çıkışı bambaşka hani soruları ve hani merakları da beraberinde getirebilir. Öte taraftan şey,
Yani işte bu hani kitabın bir toplum içerisinde veya basılı materyalin ortaya çıkışını, yani hani bir kitabın aşağı yukarı, yani yaşam döngüsü de diyebiliriz biz buna, yani hani iletişim devresi de diyoruz ama yazar, yayıncı ve matbaacı, dağıtıcı, kitapçı ve okuyucu da hani birbirine bağlayan, aslında hani bu süreç ve sistem içerisinde hani olaya dahil olan tüm aktörleri bir şekilde hani belli yerlere yerleştirdiği bir şey tasarlıyor. Bir model tasarlıyor Danton ve bunu bir hani analiz modeli olarak sunuyor. Burada metnin veya hani kitabın veya malzemenin hani içeriğinden ve kendisinden ziyade aslında bunun hani üretim, dağıtım ve kabul süreçlerine karşılık gelen veya bu metnin hani tüm bu aşamalarına aracılık eden, temas eden insanlar ve özneler arasındaki ilişkiye odaklanan bir model bu. Hani bir yandan da aslında Darnton'un hani en temel eleştirdiği noktalardan birisi de bu. Hani sonrasında hani gelecek şeylerden birisi. Burada mesela ne görüyoruz? Yani aslında yazarla bir yerde hani başlıyor pembe yukarıdaki hani pembe şeyde. Hani kitabın veya metnin işte hani fikirsel hani olarak veya zihinde hani üretimi vesairesi. Oradan hani yayıncıya gidiyor. Yayıncıdan matbaacıya, matbaacıdan nakliye elemanlarına. Bunların tabii kendi altında hani bir sürü başka elemanlar var. Ondan sonra işte kitap satıcıları veya zincirler, hani satım, dağıtım ağıyla alakalı bir şey ve oradan da okuyucuya hani giden bir şey var, hat var. Ama burada okuyucuyla hani yazarı yeniden mesela işte o hani nokta noktalı bir şeyle hani hatla buluşturuyor. Çünkü şöyle bir şey, yani bir yandan da aslında okuyucunun hani talebi, tepkisi, geri bildirimi vesaire, okuyucu dediğimizde hani tek sadece bireysel okuyucu değil, yani hani sonuçta kütüphaneler de hani bu malzemenin tüketicisi veya işte okuma kulüpleri, şunlar bunlar, hani bunlar çok hani farklı aktörler olabiliyor. Bunların aslında geri bildirimi ve o malzemeyi hani nasıl ele alıp kullandığı veya ondan ne yaptığı da bir yandan aslında yazarın hani sonraki üretimlerini veya bu kitabı dair hani yeni şeylerini de etkileyen bir süreç. Yani bunların hiçbir birbirinden bağımsız değil. Ha, ortada mesela şey yaptığı mevzular ne? Yani bir hani toplum içerisindeki mesela hani entelektüel etki. Yani hani oradaki genel zihin dünyası aslında, yani dediğim gibi yani hani Shakespeare, atıyorum Hamlet niye orada yazıldı da burada yazılmadı? Hani veya hani öyle bir yazar niye orada çıktı da burada çıkmadı? Bu metin niye şurada üretildi de burada üretilmedi? Belki hani sorusuna şey olacak bir takım mevzular var. Ekonomik ve sosyal konjonktür yine burada belirleyici. Hani az önce dedik. Yani neticede hani dini kitabın hani basılmasına hani izin verilmeyen hani bir toplumda hani sizin ürettiğiniz, üreteceğiniz veya hani bunu üretim tarzınız, şekliniz, bunların hani hepsi bir şeyi etkiler veya belli politik hani yasakların, denetimlerin, limitlemelerin hani olduğu bir yerde hani nasıl bir ürünün ortaya çıkacağı yine hakeza belli. Yani bu sadece kitap için değil, yani tüm bu materyal için geçerli yani. Toplu mesela diyelim ki belli dergilerin, belli konulara şey olan dergilerin hani toplatıldığı, basımına izin verilmediği bir hani sistemde ne kadar ne üretilir gibisinden. Yani dolayısıyla tüm bu üretim sadece hani birisinin tamam benim aklıma şöyle bir şey geldi, ben bunu hani yazayım, basayım, bastırayım ve yayayım diye bir şeyle, hani bireysel bir mekanizmayla işlemiyor. Yani bir sürü faktör, bir sürü şeyde, düzeyde farklı farklı şeye giriyor. Sisteme dahil oluyor yani. Yine orada işte politik ve hukuki yaptırımlar mesela, yine üçüncü şey, ortadaki unsur. Ya bunlar sadece işte hani yazarı, yayıncıyı, matbaacıyı, işte dağıtıcıyı değil. Bunların hepsine etki eden unsurlar. Yani neticede atıyorum şeyin, yayıncının hani sahip olduğu sermaye, diğer imkanlar, yatırım fırsatları, şunlar bunlar. Yani bu hani yayıncılığın nereden nereye
gittiğini veya hani nasıl yapıldığı vesairesi üzerine bunların hani hepsinin bir şeyi var. Veya mesela şeyde 1. Dünya Savaşı hani döneminde veya şey bir dönemde tüm dünya çapında mesela yayın sektörü ciddi bir sıkıntıya giriyor. Çünkü neden? Kağıt vesaire, ham maddenin, mürekkep, hani tamamen savaş koşullarıyla ilgili olarak hani dünya piyasasında sıkıntıya girmesiyle hani alakalı bir şey var. Durum var mesela. Yine hani Avrupa'da 17. yüzyılda hani matbaanın icadından sonra çok ciddi bir mesela kağıt talebi oluşuyor. Hani önceden ki yani hani el yazması üretime kıyasla hani matbaanın üretimi devasa yani. Atıyorum öncesindeki 50 yılda 1400-1450 arası diyelim ki Avrupa'da 50 bin kitap üretildiyse sonrasındaki 50 yılda hani 1 milyona falan çıkıyor. Yani çok böyle hani rakamların çok ciddi zıplaması söz konusu. Hani dolayısıyla böyle bir kitlesel üretime geçtiğinizde mesela ham madde, malzeme çok ciddi bir şey. Bu da mesela şey arasında sayılan sebeplerdendir. Hani Osmanlı'nın özellikle hani belli yüzyıllarda yani bu hani ham madde arzını çok iyi hani yönetememesi, tam hani bu ihtiyaçların hani karşılanamaması, özellikle yani işte gümrük meselesi, dışarıdan hani kağıdın ithal bir malzeme olması meselesi temel handikaplardan birisi olarak da sunulur. O yüzden işte mesela 19. yüzyılda Beykoz'da vesaire hani bu kağıt fabrikalarının ilk hani o dönemde Tanzimat sonrasında mesela kağıt fabrikası kurulmasıyla işte bu mühendishane matbaalarının şunların bunların hani biraz daha işler hale gelmesi mümkün oluyor. Siz kendi en azından ham maddenizi belli bir düzeyde üretebiliyor olmanız bu şeyleri kolaylaştıran bir şey. Yani işin çok hani ticari boyutu da var, ekonomik boyutu da var. Yani ve bunların hepsi bu sisteme bir şekilde etki ediyor. Tabii burada hani Danton'un bu şeyiyle ilgili şemasıyla ilgili olarak sonradan hani bazı eleştiriler de ortaya çıkıyor yani. Hani burada sadece hani bir tamamen hani aktörlere ve hani iş yapıcılara hani odaklanan bir şey. Burada hani ne metne veya hani malzemenin kendisine dair bir şey yok vesaire gibisinden. Mesela bu şeyin Stirling Üniversitesi'nin hani bu figürleri aldığımız mesela projesinde yeni bir takım 2-3 şey daha geliştirmişler. Model daha geliştirilmiş mesela bu iletişim şeyiyle, devresiyle ilgili. Ben bunlardan sadece bir tanesini aldım. Hani burada bir hani örnek olması açısından. Onlar tabii ki burada şeyi hesaba katmışlar. Yani artık dijital yayıncılığa hani geçilen bir dönemde günümüzde tamamen hani yeni aktörler, yeni şeylerin de hani sisteme girdiğini görmek için mesela ne var? İşte literary agent diye bir şey var. Yani artık yazarın gidip direkt yayın evine kendi kitabını sunması diye bir şey söz konusu değil. En azından hani Avrupa'da ve Amerika'da sistem böyle işlemiyor. Sizi aracı hani böyle menajerlik yapan, bir şekilde hani yayın evine ulaştıran aracı kurumlar var. Öncelikle hani kitabınız o, yani bir tür hani kişisel hani reklam ajansı veya hani şey gibi, dediğim gibi yani menajerlik kurumları gibi. Ve bu ajantalar hani üzerinden mesela yayın evine gidebiliyorsunuz. Dolayısıyla hani ben kitap yazdım, hadi gideyim direkt yayın eviyle görüşeyim, bastırayım olayı olmayabiliyor. Onun için mesela oraya yeni bir şey sokmuşlar. İşte mesela hani publisher'lar yani ilk ortaya çıktığında zaten hani yayıncı, matbaacı ve mesela kitap satıcısı hemen hemen aynı kişi. Yani hani tek bir hani dükkan ve işletme üzerinden bu işleri yapabiliyor 17. yüzyılda falan. Ama artık hani 18-19. Yüzyıla geldiğiniz zaman zaten burada bir mesleki uzmanlaşma ve ayrışma da ortaya çıkıyor. Hani yayın işini yapanla işte dağıtım hani işini yapan, satış vesaire falan hani tüm bu işte veya matbaa hani yayın evinin hani birinci vazifesi hani işin baskı, dizgi bilmem ne şeyiyle kullanmıyor yani. Önemli olan hani kitabı belli bir editoryal süreçten geçirip sonrasında hani teknik baskı işlerini tamamen hani profesyonel matbaaya bırakıyor vesaire gibisinden. Ha şimdi mesela neler ortaya çıktı? Daha artık bunlar da outsource edilen bir takım hizmetlere dönüştü yani günümüzde. Çünkü zaten hani masa başı offset
hani yayın baskı tekniklerinin vesairenin gelişmesiyle daha böyle freelance çalışan ajanslara veriliyor. Yani tamamen bu tip işler. Yani yayıncılar aslında bir yerde tamamen sadece hani marka şeyi vermiş oluyor sizin kitabınıza. Hani onun dışındaki hani tüm teknik işler veya işlemler farklı ajantalar veya şeyler tarafından gerçekleştiriliyor. Editöryel süreçler de hakeza. Yani çoğu editör işte bağımsız, freelance çalışıyor artık. Yani bir yayın evinin oturtup tam zamanlı bir editör çalıştırması vesaire gibi şeylere gerek yok. Veya dediğim gibi duruma göre zaten kitap hani o aradaki ajanta üzerinden geldiği için zaten siz hani kitapla ilgili belli hani şartlarınızı vesairenizi ortaya koyup hani her şeyini hazır alabiliyorsunuz bir yerde telif hakkını hani copyright şeyini alıp dolayısıyla yazarla vesaireyle ilişkiniz de tamamen hani belli şeyle sınırlanabiliyor. Ha burada dediğim gibi bu şeye hani yeni aktörler girdiğinde 3 aşağı 5 yukarı hani bu devre bu döngü nasıl olur? Bunun bir örneğini göstermek adına ben bunu koydum. Bunu Murray ve işte Squires geliştirmiş. Bunun daha hani farklı modelleri de var. Birkaç farklı örnek daha hani bununla ilgili sitede de bulabilirsiniz. Ama bunların hepsi neticede Danton'un bu iletişim devresi dediğimiz modeline dipnotlar aslında. Hani çok ciddi hani temelden kökten bir değişiklik getirmiyor. Sadece gelişen şartlara ve konjonktüre göre yeni aktörleri ekliyor, eskileri çıkarıyor. Onların hani nerede durabileceğini hani bu şema içerisinde gösteriyor vesaire. Böyle bir şey. Şimdi Danton işte bu makalesinden veya bu hani modeliyle ilgili belli eleştiriler aldıktan sonra 2007'de bir makale daha yazıyor. The Book History Revisited diye. Bu şeyinin üzerine ve bir yerde o ilk makaledeki şeyini hani savunuyor. Yani şöyle savunuyor. Diyor ki yani biz zaten işte hani Anal Ekolü'nden vesaireden ve o dönemin hani tarih yazıcılığından hani etkilenerek belli bir takım şeyler geliştirmiştik. Ve diyor hani o zaman bir şekilde bizim hani bu şeyi yapabilmemiz veya bu sahanın sınırlarını ve hani tekniğini belirleyebilmek için derli toplu bir model ortaya koymamız gerekiyordu. Ve hani bu modeli ortaya koyarken de zaten 3 temel hani soru üzerine odaklandık. 1. Kitaplar nasıl vücut bulurlar? Yani nasıl ortaya çıkarlar? 2. Okuyuculara nasıl ulaşırlar? Yani son tüketicilerine. 3. Okuyucular onlarla ne yapar? Veya hani o metnin şeyin, malzemenin hani okuyucudaki veya kullanıcıdaki karşılığı nedir? Yani bu şekilde diyor ki yani hani temeldeki sonuçta hani bizim 3 şeyimiz, sorumuz ya da hani sorunsalımız buydu ve hani buna göre bir şey geliştirdik. Ve arkadaşlar tüm bu işte şeylerle ilgili hani kitap kültürü vesairesinin çalışmasıyla ilgili olarak yani hemen herkesin hani kabul ettiği aslında üçlü bir sac ayağı var. Bu üç sac ayağındaki şey şu. Yani üretim, production, dissemination veya distribution dedikleri dağıtım ve reception. Yani reception'ı ne gibi kullanmalıyız? Yani kabul gibi yani bir şeyin algısı kullanılması ya da alım gibi bir şey mi? Kabul alım gibi karşılık bulma yani hani bunu tam Türkçe güzel bir kelimeyle ifade ederseniz makbule geçer. Yani bu şeyle ilgili olarak yani bir hani kitabın ve basılı materyalin serencamıyla ilgili olarak temelde 3 aşama hani belirleniyor. Yani production, dissemination, reception. Aslında tüm çalışmalar ve teoriler de bunlara göre şekilleniyor bir yerde. Yani atıyorum siz diyelim ki yani okuma pratikleri üzerine
Bir sürü mesela literatür var yani sonradan gelişen. Hani olayın hani teorisi de buna göre şekilleniyor. Yani bu buradaki hani mevzu reception mesela. Reception teori üzerine zilyon tane mesela şey bulabilirsiniz, literatür bulabilirsiniz. Eğer sizin hani araştırma sorunuz vesaire bu aşamasıyla ilgileniyorsa. Mesela diyelim ki siz ne bileyim hani Türkiye'de Shakespeare kitapları nasıl algılandı, nasıl okundu veya hani ne yapıldı gibisinden bir hani bu böyle biraz hani kabaca hani ifade edecek olursak hani böyle bir soruyla hani işin içerisine giriyor ve başlıyorsanız sizin orada mesela odaklanmanız gereken teoriler ve şeyler daha çok bu reception meselesiyle ilgili. Ha bunun içerisine reading işte history diyorlar. Mesela bu giriyor. Okuma tarihi, literacy'ler, bilmem neler vesaire falan filan. Ve bunun mesela şeyde artık yani psikoloji özellikle bilişsel psikoloji literatürüne ve birazcık felsefeye hani mesela kayan şeyler var. Çalışmalar var. Çünkü neden? Hani bir kitabın okunması yani bir tarihsel olarak hani okunma meselesi var ama bir yandan da hani şöyle bir şey. Siz burada hani okumanın zihniyet dönüşümüne nasıl etki ettiği veya hani insanların hani hayatına nasıl etki ettiği gibi bir takım şeyleri de deşecekseniz burada mesela ciddi anlamda işte psychology of reading, ethnography of reading gibi mesela bir sürü şey var. Okuma psikolojisi, işte okuma şeyi etnografisi vesaire gibisinden. Bunlar mesela hani hep hani olayın bu şeyine tekabül ediyor. Dolayısıyla hani bunları şu açıdan şimdi bir hatırlatma yapıyorum. Kafanızdaki sorunun ve araştırma meselesinin şu süreçlerin hangisine denk geldiğini iyi tayin ve teşhis etmeniz gerekiyor temelde. Çünkü bir şeyin hani tüm bu aşamalarını şey yapabilmek, hani kapsayacak bir çalışma ortaya koyabilmek o kadar da kolay bir şey değil. Yani şey olarak. Hani tek bir kitap veya materyal bile seçseniz, kimi zaman hani bunların şu üç aşamasının sadece belli bir yerdeki belki bu sefer tarihsel kısıtlamalara girmeniz gerekir falan. Yani tek bir kitap seçtiniz mesela. Nedir hani dini yayıncılık olarak şey mesela Seyit Kutup'un Yoldaki İşaretler kitabının Türkiye'deki serencamı. Misal. Burada nasıl mesela üretim kısmına bakacaksanız bir kere bunun tüm bibliografik account'unu ortaya koymanız lazım. Hangi yıllardan itibaren, hangi yayın evleri tarafından, kaç kere, kaç adet, nerede, nasıl, ne şekilde tercüme edilip basılmış. Mesela bu verinin tamamının sizde olması lazım. İki, yani bunun hani dağıtımı vesairesi mesela hangi mekanizmalarla sağlanmış, hangi yayın evleri bu işi yapmış veya hani o kitaba dair bu yayın evlerinin şeyi ne olmuş, kaç tane satmışlar, kaç tane basmışlar vesaire. Mesela bunlarla ilgili tüm bu şeylere ulaşabiliyor musunuz? 3. Bu kitabı kimler almış, okumuş? Tamam hepsine ulaşamazsınız da belli bir hani örneklem dahil mi? Mesela bu aşamaların hepsine dair bir şey geliştirmeniz gerekir. Ve bunların hepsinin metodolojisi de yani her aşamanın metodu da farklıdır. Farklı teknikler kullanmamız gerekir. Misal bu sadece tek bir kitap. Seçtiğiniz zaman hani yapacağınız aşağı yukarı bir iş yani. Ha, bu kitabın şeyleriyle ilgili hani diğer hani sosyolojik, ekonomik veya hani diğer kültür dünyasındaki etkisi üzerine de tonlarca ikincil kaynak taramanız gerekebilir. O da ayrıca bir hani şey mevzu. Onun için yani aslında hani saha gerçekten çok kapsamlı bir saha. Yani araştırma alanı olarak yani Türkiye'de çok maalesef hani şeyleri hani ne sınırları ne de hani kavramları itibariyle hani çok bilinen bir alan değil. Ama müthiş bir malzeme zenginliği içerisindesiniz. Yani hani çok fazla çalışılabilecek ve hani yapılabilecek iş var. Hani proje var burada. Yani dediğim gibi bu ne bileyim Harry Potter kitabı da olabilir. Anlatabiliyor muyum yani hani burada hani seçebileceğiniz bir şey. Veya bir işte dergi olur, bir şu olur, bu olur. Yani tüm o şeyleri zaten hani önceki derste sıraladık. O nedenle bu şeyi, aşamaları hani iyi akılda tutmak ve bunların hani sınırlarını iyi teşhis etmek gerekiyor. Onun için hani konunuzla irtibatlandırmayı unutmayın. Bunları hani tartışacağız.
pratik bölümde. Dolayısıyla arkadaşlar, yani aslında Danton'un dediği bu üç soru da hani bunlara tekabül ediyor diye ya. Kitaplar nasıl vücut bulurlar? Production. Okuyuculara nasıl ulaşırlar? Dağıtım. Okuyucular onlarla ne yapar veya hani onlarda nasıl karşılık bulur? Reception. Aslında yani hani temel hani üç soru bir şeyle ilgili olarak bu döngü etrafında şekilleniyor şey olarak. Ha, Danton buna işte mesela bu süreçlere dahil olan aktörler üzerinden ve o ortaya da işte bunun hani sosyal, politik, legal ve hani teknik, entelektüel şeylerini ortaya koyarak bir şema oluşturuyor. Şimdi buna şey olarak 93'te Adams ve Barker başka bir şema geliştiriyorlar. Danton'un şeyinden sonra. Bunların Danton'dan farkı ne? Öznelere veya aktörlere değil, sahadaki hani malzemenin kendisine odaklanıyorlar. Bunlar. Ve bir kitap için bunlar beşli bir şey, bakın yani hani o ortadaki beşgen aslında hani onların kurguladığı şey. İşte publication, manufacture, distribution, reception, survival. Aslında bu üçlüden çok farklı değil. Yani buradaki hani publication ve manufacture, yani aslında production'ın hani altına koyulabilir. Distribution zaten öyle. Reception yani zaten o şeye, buna hani karşılık geliyor. Burada hani survival dedikleri şöyle bir şey. Farklı bir isimlendirme yapıyorlar ama yani kitabın hani ortaya çıkıp belli bir hayat bulduktan sonraki, bu arada kitap diyorum ama hani kitabın çok geniş bir şey kapsadığını biliyorsunuz. Onu hani şey yapmayalım, hani sadece kitap mevzusu değil burada, hani her şey, tüm matbuat yani mevzusu meselesi. Hani o ortaya çıkan şeyin hani sonrasında işte hayatta kalma şeyi, serencamı. Hani yeniden üretiliyor mu? Hani yeni baskıları vesairesi ortaya çıkıyor mu? Hani farklı şeylere evriliyor mu gibi mesela. Hani bir kitabın atıyorum hani tercüme edilip başka hani coğrafyalarda ortaya çıkması vesaire. Aslında bunların hepsi bir yandan hani onun o survival şeylerine, süreçlerine dahil edilebilir. Ha, bunların başka hani şey yaptığı mevzu ne? İşte yani entelektüel etkiler, politik, legal ve hani dini etkiler, ticari baskılar, işte sosyal davranış ve zevkler hani gibisinden sosyolojik hani etkileri de şey yaptı. Ama diyorlar ki yani bu sosyoekonomik konjonktür zaten bunların hepsi tamamı için geçerli ve bu şeyin içerisinde zaten hani bu dairenin, bu düzeyin içerisinde tüm bu şeyler gerçekleşiyor. Ama mesela hani dedikleri şeylerden birisi mesela diyelim ki hani politik, legal ve hani dini etkiler daha çok işte yayın ve üretim şeylerine etki ediyor. Yine mesela şeyler hani ticari baskılar daha çok hani dağıtım ve yine üretim süreçlerine etki ediyor vesaire gibisinden. Hani şemada bu şekilde bir şey yapmışlar. Ya bu da yani aslında hani bir önceki modelin biraz daha hani geliştirilmiş ve dediğim gibi aktörlerden biraz daha hani kitabın kendi serencamına ve sürecine odaklanan bir şey. Şey olarak bu hani üretim, dağıtım, kabul ya da kullanım hani dediğimiz aşamalarla ilgili olarak özellikle mesela üretim dediğimiz süreç neyi kapsıyor? Bu sadece hani kitabın yazılması veya hani edit edilmesi, ya sadece yazarlık ve hani editörlük aşamasını değil, aslında tüm bu sürece dahil olan teknolojik yenilikler, işte hükümet veya hani politik ve yasal uygulamalar, kanunlar, ekonomik güçler,
vesaire. Yani o yayınlama aşamasına kadar olan tüm süreçler bu üretim aşamasına dahil. Dolayısıyla o bir hani kitabın veya matbu malzemenin hani ortaya çıkışında etkili olan tüm sosyal, ekonomik, siyasi, pratik ve entelektüel faktörlerin hepsini kastediyoruz şey olarak. Yine dağıtım meselesiyle ilgili olarak bu matbuatı insanlara ulaştıran tüm süreçleri kastediyoruz. Yani bunun içerisinde satış, pazarlama, reklam, ulaşım ağları, dağıtım acentaları, sansür meselesi, aracı kurumlar, kütüphaneler, okullar, üniversiteler vesaire. Yani bu ağların hepsi giriyor. Yine bir şeyin hani dağıtımından bahsettiğimiz zaman. Kabul, kullanım, bu reception dediğimiz mevzu her ne kadar okumayla daha çok hani özdeşleştiriliyor olsa da burada hani bu okumanın nasıllığı da çok şey, yönlü bir şey. Mesela özel veya kamusal olabilir, sesli veya sessiz okuma olabilir. Yani neticede aslında hani bu kitap dediğimiz malzeme daha çok 18. yüzyıldan sonra sessiz okunmaya başlanmış bir şey. Öncesinde tamamen sesli okuma pratiği var. Yani insanlar bir araya geliyor veya evlerinde bir kişi, yani zaten toplum içerisinde okuma yazma bilen sayısı az olduğu için nedir? Bir kişi alıyor kitabı eline, herkes de okuyor sesli bir şekilde. Yani dolayısıyla kitap da aslında daha önceki dönemlerde seslendirilmeye yönelik yazılıyor. Hani birisinin onu okuyacağı düşünülerek, yani sesli bir şekilde okuyacağı düşünülerek yazılıyor. Bir tür o anlamda aslında sözlü şeyin, iletişim janrının bir tür aracısı ve taşıyıcısı hükmünde. Kendine hani has bir şeyi yok. Bu anlamda işte modern romanın vesairenin oluşumu aslında bu sessiz okuma sürecinin gelişmesiyle de alakalı bir şey. Yani insanların hani oturup tek başına kitap okuması veya hani yazılı malzemeyi okuması süreçleri. Ha, bu anlamda işte bu bireysel ve kolektif okumayı ortaya çıkarıyor. Yani öncesinde daha çok hani kolektif bir eylemken okumak artık yavaş yavaş 19. yüzyıldan sonra bireysel bir eylem haline geliyor. Yani insanların kendi hani odasına, işte evine vesairesine, köşesine çekilip hani okuduğu, kendi daha çok hani içlerine döndüğü yeni bir bilişsel sürece tekabül ediyor. Ha, bu anlamda bu hani reception'ın içerisinde dolayısıyla bir, yani hani kimler okuyor, neden, nasıl ve ne okuyorlar? Hani bu soruların hepsini aslında kendi içerisinde barındırıyor. Dolayısıyla hani reception'da bu süreçlerin hani tamamını kapsayan bir şey. Bu anlamda mesela nedir? Hani Türkiye hani sosyolojisi üzerinden mesela gidip bir örnek verecek olursak, mesela Vesiletün Necat nedir? Süleyman Çelebi'nin Mevlidi. Yani kitap olarak baktığımız zaman hani bir okuma hani nesnesi veya hani bir tarihsel bir matbuat şey olarak baktığımız zaman bir işte 16. 15. yüzyılda yazılmış bir şiir kitabı, bir naat. Yani kitap bile değil aslında, kitapçık belki de şey olarak. Ama Türkiye'de bu kitabın, yani bir araştırmacı hani gelip baksa bibliyografya kaynaklarına vesairesine, niye bu kadar çok basılmış bu kitap? Değil mi? Yani insanlar hani 15. yüzyıl Türk edebiyatına çok mu ilgili bu ülkede diye bir mesela soru sorup hani buradan açıklamaya başlayabilir. Ondan sonra yok Süleyman Çelebi çok popüler bir şair, hani aşırı sevilen, hani o yüzden diyebilir şey olarak. Ama hani başka hani hiçbir bu anlamda hani klasik eser bu kadar hani modern dönemde en azından 20. yüzyılda bu kadar baskı yapan başka 16. yüzyıl eseri var mıdır? Yoktur muhtemelen hani Türkiye'de bir şey yapılacak olsa. Ama hani niye bu böyle, bu kitap bu kadar şey, bu kadar klasik bir metin, şiir, yani hani tür olarak niye bu insanlar şiire çok mu düşkün? Yani gibi bir şey. Ha, dolayısıyla işte hani bir şeyin, hani kitabın
kullanılışını, hani serencamını, hani tüm boyutlarıyla anlayabilmek için onun hani nasıl bir şey malzemesi olduğuna da bakmak lazım. Yani nasıl okunuyor ve hangi bağlamlarda okunuyor bu kitap? Yani Türkiye'de bir mevlüt okunma geleneği var ve tüm bu şeylerde, yani okasyonlarda bir şekilde hem sesli okumaya bir örnek, hem kolektif okumanın bir şeyi, aracı bir nesnesi ve bir ritüel, hani etrafında hani en çok hayat bulan bir kitap. Dolayısıyla evet, yani aslında insanların hiçbir zaman kendi başına hani evlerinde açıp okuduğu veya hani özellikle bulundurduğu bir şey değil. Ama doğum, ölüm, işte bebek, düğün vesaire, yani hemen hemen her şey döngüsel ritüelde bir şekilde şey yapılan, hani kullanılan, sesli ve kolektif okumaya bir şekilde araç olan bir yayın. Neticede. Hani onun için dolayısıyla hani bir şeyin, kitabın, yayının vesairenin hani serencamını teşhis etmek, hani ona hakikaten çok boyutlu bakmayı gerektiriyor. Yani hani antropolojik olarak, sosyolojik olarak, ekonomik olarak, yani bu şeyin hani karşılığı ne? Nereye dokunuyor? Nerede duruyor? Değil mi? Yani nasıl kullanılıyor? Nasıl tüketiliyor, eğer bir malzeme olarak veya bir entelektüel ürün olarak, fikir olarak, şu olarak, bu olarak, her ne şekilde tüketiliyorsa mesela. Onun için arkadaşlar, dolayısıyla bu hani üretim, dağıtım ve hani kullanım şeyi, mevzusu ve hani bunların sınırlarının belirlenmesi önemli. Ve hani bu artık şeyden bağımsız olarak, yani hani teorik tartışmalardan bağımsız olarak, 3 aşağı 5 yukarı, yani hani tüm ortaya konulan şemalarla en azından bir matbuat veya matbu materyalin temel yaşam döngüsü bu 3 şeye oturuyor. Şimdi gelelim ikinci yaklaşım. Bu Don McKenzie'nin, Donald McKenzie de denilebilir, Sociology of Text, yani metin sosyolojisi dediği bir yaklaşım. Bu 1985'te verdiği derslerden derleniyor. Hani Bibliography and the Sociology of Text gibi bir kitap, ama 90'larda yayınlanıyor kitap. Şeye göre, bu McKenzie'ye göre, yani metinlerin anlamlarının sosyal inşası önemli bir şey. Yani mesele sadece bu işin işte hani üretimi, dağıtımı, tüketimi, tamam, yani hani nesnenin bir şekilde hayatı, serencamı, tamam, önemli, özneler vesaire önemli, ama onun için diyor ki, yani bunların ortaya çıktığı düzlem, sosyolojik bağlam, zihin dünyası, işte okur yazarlık mevzusu ve hani bu okuma eyleminin hani toplumsal karşılığı gibi, yani bu asıl hani bu sosyolojik ve antropolojik faktörlerin de bu hikayeyi anlatırken ciddi anlamda göz önünde bulundurulması gerekir diyor. Ha, metin sosyolojisi derken metinle kastettiği şey sadece hani belli metinler veya hani yazılı şeyler değil. Aslında o hani sözel olarak kaydedilmiş şeyleri de hani bir tür metin olarak ele alıyor. Ama şöyle bir şey, yani farklı tarihsel ve sosyal bağlamlarda o metnin üretimi nasıl değişti, nasıl gelişti veya bu metinler ne tür sosyolojik fonksiyonlar icra etti ve bu metinler nasıl ele alındı? Yani işte mesela hani İslamcı literatürden, dergilerden, şunlardan, bunlardan bahsediyoruz ya. Yani mesela hani bu yayınlar insanları nasıl değiştirdi veya dönüştürdü? Değiştirdi mi, değiştirmedi mi? Hani onlar da bir zihniyet oluşumuna etki etti mi? Ne tür fikirlerin mesela benimsenmesini sağladı veya reddini sağladı veya hani nerelerde mevcut kültürle çatıştı, nerelerde çakıştı vesaire gibisinden, hani bu tür soruların ve meselelerin hani hepsi bu şeyin içerisine giriyor. Mesela McKenzie'ye göre kitabın veya metnin fiziksel yapısı da
edebi kültürü şekillendiren bir şey. Yani o kitabın mesela nasıl basıldığı, nasıl ciltle, nasıl bir tasarımla, nasıl bir font şeyle, puntoyla, hani yazı karakteristikleri, kitabın estetiği vesairesi, bunlar bile aslında o şeyin sonraki serencamını ve macerasını hani nasıl etkiliyor? Bunların hepsi bir inceleme veya hani değerlendirme sorusu olarak, bir meselesi olarak ortaya çıkıyor, yani çıkabiliyor. Veya bazı dönemlerde bazı metinleri okumak neyi sembolize ediyor? Yani onun mesela hani şeyinde belli bir romanlarla ilgili bir şey vardı. Yani özellikle Victoria döneminde işte belli kitaplar okumanın nasıl hani bir üst sınıfın ya da hani aristokrasinin şeyi haline geldiği bir kimlik göstergesi, sınıf göstergesi veya bir prestij aracı haline gelmesi mesela. Veya Türkiye'de nedir? Belli kitapların hani mesela kütüphanenizde hani bulunması sizin aslında belli bir cemaatsel veya belli bir dini gruba aidiyetinizi ortaya koyabilir. Yani hani sizin için bir identity marker, yani bir kimlik şeyi olabilir. Değil mi? Yani taşıdığınız kitap, okuduğunuz kitap vesaire vesaire gibi. Yani bunlar da hani dolayısıyla o hani kitabın etrafındaki sosyolojik şeyleri deşmenin bir yolu olabilir. Ve şeyle ilgili yine şeyi demiştik, yani Mackenzie metin derken yani işte tüm şeyleri, yani görsel, numerik, veri, bunların hani hepsini bir metin olarak alıyor. Hani sadece hani kitap, yazı vesaire değil, yani işte haritadır, müziktir, işte ses arşivleridir, kayıtlarıdır vesairedir, şudur budur veya işte bilgisayarda üretilmiş içeriktir, bilgidir falan filan. Yani her türlü epigrafikten diskografiye hani her tür metni bu şeyin içerisinde alıyor ve böyle bir hani geniş bir envanteri kastediyor. Ve dolayısıyla hani metin sosyolojisi dediğimiz şey bizi bu hani metinlerin üretim, dağıtım veya tüketimlerinin her aşamasında aslında bu sürece dahil olan insani güdüleri, yani motivasyon ne ve insanlar, yani toplumsal interaksiyonu nasıl şekillendiriyor bu sistem, aslında ona bakıyor. Yani bu biraz daha hani bütüncül bir bakış, ama daha dediğim gibi hani biraz daha hani sosyolojik ve antropolojik bir bakışı ifade ediyor. Bu anlamda yani hem bir iletişim teknolojisi tarihi gibi bu mevzuyu ele almak, hem de bir yani kültür ve bilgi tarihi ve bilgi sosyolojisi olarak da bunu şey yapıyor. Yine şeye, Danton'a dönecek olursak mesela sonraki makalelerinde şeyden bahsediyor, mesela paratextuality denilen mevzu. Yani bu hani metnin veya kitabın, derginin, işte her neyse içindeki unsurların, yani dipnotundan tutun da işte nasıl hani tasarlandığı ve dizayn edildiğinin aslında hani kitaptaki anlamı ve anlatımı nasıl etkilediği meselesinin de artık bir soru haline geldiğini, bir mesele haline geldiğinden bahsediyorlar. Veya intertextuality yine çok hani edebi çalışmalarda meşhur, metinler arasılık. Yani bir metnin hani kendi varlığı, vücuduyla birlikte aslında başka hani kendisinden önceki ve hani metinlerle ilişkisi veya kendisinden sonraki metinlerin hani oluşumuna etkisi ne oldu, nasıl oldu, hani onlar arasında nasıl bir bağlantı ve ilişki oluştu gibisinden. Hani bu tip yeni soruların ve şeylerin de sisteme dahil edildiğinden bahsediyor. Dolayısıyla arkadaşlar, yani önümüzde aslında yani hakikaten incelenmesi çok boyutlu, çok katmanlı bir saha var her şeyiyle. Ve bunlar da bu alandaki hani temel tartışmalar nerelerde, hangi eksenlerde dönüyorsunun bir şeyi, hikayesi. Ha, üçüncü bir şey olarak da ben Bourdieu'nun saha, alan, yani field
kavramı ve teorisine değinmek istiyorum. Aslında Bourdieu doğrudan bu alana dair teori oluşturan birisi değil. Yani hani doğrudan alanı hani matbuat veya kitap tarihi değil. Ama hani nedir? Bourdieu yani biraz hani tarih, biraz sosyolojiyi hani beraberinde kullanan bir şey. Ama Bourdieu şöyle bir saha belirliyor. Yani sosyolojik bir takım şeyleri açıklarken kültürel üretim sahası veya edebi üretime dair sahası diye bir şey belirliyor. Ve Bourdieu'ya şerh yapan bazı daha hani çağdaş şeyler de var, akademisyenler de var. Bu anlamda aslında Bourdieu'nun bu saha teorisi, yani habitus, saha ve kapitalle ilgili sermaye hani kavramlarıyla ilgili olarak geliştirdiği teoriler, bu yayın ve şey üretimine, hani entelektüel üretim sahasına bir şekilde oturan şeyler. Yani onun için hani bu şeyde kullanılıyor. Bourdieu'nun bu teorisi de bu alanda, bu sahada çokça hani kullanılan bir şema sunuyor. Şimdi Bourdieu'ya göre toplum, siyaset, eğitim, ekonomi, kültür gibi çeşitli alanlardan oluşur. Bu alanlar hem birbirleriyle hem de bu alandaki bireyler ya da aktörler ve yapılar da farklı boyutlarda birbirleriyle bağlantılıdır ve ilişkilidir. Ama bunların bu ilişkileri hem bunların hani pozisyonlarına ve sahip oldukları şeylere hem de birbirleriyle yani hiyerarşik olarak güç ilişkilerinde nerede durduklarına göre değişebilir. Ve bu anlamda hani bu sahada pozisyon olabilmek için bu aktörler ve yapılar belli bir rekabet içerisindedir. Bu rekabeti hani büyük ölçüde belirleyen şeylerden birisi hani sahip oldukları sermayedir. Ama bu sermaye dediğimiz şey de tek boyutlu değildir. Bir takım çeşitleri vardır. Ve bu agency dediği, yani Bourdieu'nun hani bu şeyler, yapılar, organizasyonlar ve hani özneler, bu hani sosyal sahada yer alan bu şeyler, işte sahip oldukları kapitale, yani sermayeye göre o sahada yer tutup edinirler. Ve ama çok yani hareketli, çok boyutlu ve hani dinamik bir şey düşünüyoruz burada. Hani yüzeysel, iki boyutlu bir şey değil yani buradaki hani interaksiyon ve ilişkiyi anlamak ve anlamlandırmak. Hem bu sermayeye hani sahip oldukları yere göre pozisyonlanıyorlar. Ama öte taraftan da bir bu sermayenin bir şeyi var. Hani bir değişimi, el değiştirmesi vesaire, hani yerine göre bir hareketliliği ve dinamikliği söz konusu. Ve bu şekilde de hani bunun yeniden dağıtımı için de hani mücadele ediliyor. Ve bu hani güç ilişkilerine göre bu şey devam edip duruyor. Bourdieu dört tür sermaye tanımlıyor. Bir ekonomik sermaye. Bu finansal hani servet zaten bildiğimiz. Sosyal sermaye. Sosyal sermaye dediği şey sizin bağlantılarınız ve network'ünüz yani. Aileniz olabilir, kabilenizden getirdiğiniz güç olabilir veya içinde bulunduğunuz hani küçük topluluğun size sağladığı bir takım imtiyazlar olabilir vesaire. Kültürel sermaye. Kültürel sermaye dediği sizin aslında hani kazanmış olduğunuz beceriler ve ünvanlar. Yani ne bileyim, atıyorum doktora derecesi hani sizin için bir şeydir yani. Kültürel sermayedir. Yani belli şeylerin kapısını açar veya ne bileyim dil bilginiz veya başka hani teknik bilgileriniz. Mesela doktorsunuzdur. Yani o doktorluk hani ilmi, bilgisi veya hani ünvanı size zaten hani başka bir kültürel sermaye olarak gelir. Dördüncü tür de sembolik sermaye dediğimiz sermaye türü. Bu da daha çok prestij, karizma vesaire gibi daha hani sizin şahsınıza hani has bir tür sermayedir. Toplumsal alan içerisinde yine size belli bir takım şeyleri sağlayan. Dolayısıyla hani klasik hani Marksist vesaire hani teorilerin aksine hani Bourdieu'nun hani dediği şey sadece
hani bir sınıfı hani oluşturan şeyler sadece ekonomik sermaye ile vesairesiyle şey değildir. Aslında hani o sınıfın veya sınıf üyelerinin hani sahip olduğu diğer sermayeler de onun hani toplum içerisindeki konumunu vesairesini belirler şeklinde bir şeyi var. Daha Weberian bir yaklaşım. Evet. Bunu şeye uygulayan, bu yayın dünyasını açıklamada aslında Bourdieu'yu en iyi kullanan çalışmalardan birisi John B. Thompson'ın Merchants of Culture kitabı. Hani kültür tüccarları şeklinde. Bu da yani 2000'lerde hani basılmış yeni bir kitap. Orada mesela John B. Thompson'da yine 5 tür sermaye tanımlıyor. Yani Bourdieu'dan ilhamla ekonomik, insani, sosyal, entelektüel ve sembolik olarak. Aslında buradaki insani sermaye ile entelektüel sermaye hani onun şey kültürel sermaye dediği şeyle zaten hani 3 aşağı 5 yukarı benzer Bourdieu'nun şey olarak. Yine Bourdieu'nun hani bu habitus saha sermaye hani kavramı yani üçlü bir sacayak şeklinde aslında hani bu yayın ve entelektüel üretimin hani hepsini bir saha hani olarak düşünürsek yani evet bu sahaya giren hani aktörlerin bu sermayeleri burada hani işlerin nasıl döndüğünü ve nasıl geliştiğini açıklayan bir şey oluyor. Yani mesela yine mesela Türkiye üzerinden düşünelim veya işte mesela dergi yayıncılığı üzerinden düşünelim. Hadi İslamcı hani dergiler üzerinden düşünelim. Mesela kimler nasıl hani dergi çıkardı veya bu hani dergi çıkarılmasını hani mümkün kılan faktörler neydi diye sorduğumuzda yani bir kere hani ekonomik sermaye zaten hani burada etkili bir unsur. Yani sizi hani bir şekilde bunun finanse edilmesi gereken bir eylem çünkü bu bir. İkincisi oraya içerik üretebilmeniz için çok ciddi hani kültürel ve sembolik sermayenizin de olması gerekiyor. Ha bu kültürel sermaye bazen çok güçlü olmayabilir. Hani orada mesela ne işliyor? Sembolik sermaye devreye girebiliyor. Nedir? Bir şeydir. Yani sizin bir isminiz vardır, bir karizmanız vardır. Onun etrafında hani bazı şeyler şekillendir. Nedir? Bir cemaat liderisinizdir, bir tarikat şeyhinizsinizdir, şudur budur veya hani onun hani sizin adınızla hani orada bir hani şey üretilir falan gibi. Mesela buradan bir şey yürüyebilir. Habitus dediğimiz şey bir eylemi, fiili, pratiği içeriden belirleyen ve hani yapılandıran şeydir. Hani saha ise dışarıdan. Yani aslında size bir yerde hani bu sermayeleri kazandıran zihinsel altyapıya veya hani o sosyal, bilişsel, psikolojik altyapının tamamını belki habitus olarak tanımlayabiliriz. Dolayısıyla sizi atıyorum yani bir yayın hani çıkarmaya sevk eden, hani teşvik eden o içsel faktörlerin hani psikolojik, zihinsel, entelektüel faktörlerin aslında çoğu hani sizin habitusunuzla alakalıdır. Yani çünkü nedir bizde bu yayın meselesi bir yandan işte ne bileyim din davasını savunmak işte bilmem ne vesaire gibisinden hani çok farklı hani zihinsel kodlarla ve hani bir altyapıyla savunulan bir şey. Burada siz atıyorum alternatif bir kamusallık, bir kamusal alan üretiyorsunuz, yaratıyorsunuz. Ama hani bunun belli bir takım şeyleri var, motivasyonları var. Ve bu motivasyonların beslendiği zihinsel hani arka plan veya bu eylemi hani sadece ticari bir faaliyet olarak değil. Hani tamamen aslında hani dini bir faaliyet ve eylemlik. Kimi zaman ideolojik bir faaliyet, eylemlik. Kimi zaman işte politik bir şey olarak sizin kurgulamanızı sağlayan zihinsel altyapı sizin habitusunuz şey olarak. Dolayısıyla aslında bu habitus sizin tüm bu etkinliğinizi gayet hani sosyolojik, ticari ve hani pratik olan etkinliğinizi belirleyen bir şey. Ama öte taraftan o sahanın kendi dinamikleri de var. Dediğim gibi yani hani karşınızda olan başka ekonomik sermaye, başka kültürel sermaye, başka sembolik sermaye sahipleri de var. Ve orada siz bir sürekli o alanda bir şey içerisindesiniz. Ne denir? Hani koşturma, mücadele, çaba
vesaire vesaire. Dolayısıyla hani sizin eylemliliğiniz sadece sizin şeylerinizle belirlenmiyor. Hem dışsal hem içsel bir sürü faktörden besleniyor. İşte yani hani Bourdieu'nun bu hani saha, sermaye ve hani habitus kavramlarına böyle hani çok pratik bir şey olarak uyarlama, hani böyle direkt aplike edilecek bir şey sunuyor. Hani yayın ve matbuat mevzusu meselesi. Onun için de genelde hani bu tip çalışmalarda Bourdieu referans, sık referans verilen bir şey. Düşünür, teorisyen. Genel itibariyle. Dolayısıyla arkadaşlar, yani genel olarak bu hani üç temel yaklaşım, hani teorik çerçeve, yani en hani yaygın olarak olaya ve hani konuya yaklaşım sunan veya sağlayan şeylerden birisi. Tüm bunları kendi araştırma nesnemiz üzerinden düşündüğümüzde, bizim öncelikle elimizde nasıl bir veri seti var, buna bakmamız gerekiyor. Yani biz bu veri setinin veya hani elimizde olan bu şeyin hangi süreciyle ve süreçleriyle ilgileniyoruz? Hani daha önce de bahsettiğimiz gibi, yani üretimine ve süreçlerine mi bakıyoruz? Dağıtım süreçlerine mi bakıyoruz? İşte sonrasında bunun hani kabul ve kullanım süreçlerine mi bakıyoruz? Bunu nasıl bir analitik çerçeveye oturtacağız? Yani bu sonuçta hani teorilerin ve hani yaklaşımların hani hiçbirisi tam mükemmel bir şey sunmuyor. Ama yani zaten bizim hiçbir zaman yaptığımız şey zaten hani tam mükemmel, hani kamil bir şey değil. Biz hangi çalışmayı yaparsak yapalım, iddiamız her zaman için belli çerçevede, şu şartlarda, şu bağlamda, şu tarihsel dönemde, şu malzeme üzerine, şu model üzerinden bunu söyleyebiliriz şeklinde bir sınırlılıkla malum. Hocam affedersiniz, bu tarihlendirme meselesini nasıl yapabiliriz? Hani genelde bakıyoruz tezler, yani biyografide hadi kolay insan ömrü. Yani gazetede de belki kolay olabilir ama diğer dönemlendirmeler için öneriniz nedir? Bu tamamen sizin sorununuza bağlı. Yani neye merak ettiğinize bağlı. Bir de açıkçası baş edilebilirliğine, hani o sorunun baş edilebilirliğine bağlı. Yani ben bir mevzunun, atıyorum, Cumhuriyet tarihi dönemince hani nasıl geliştiğini, nasıl değiştiğini hani bakmak isteyebilirim. Hani böyle bir şey yapabilirim. Ama buna baktığım zaman hani o kadar devasa bir, atıyorum, hani veriyle ve hani uğraşılması gereken bir malzemeyle karşı karşıya kalırım ki, yani bu benim hani tek başıma altından hani kalkabileceğim bir şey de değildir. Öyle olunca bu sefer hani bunu kısıtlamak zorunda kalırım. Ama burada şöyle bir şey var. Aslında size o tarihsellendirmenin ve dönemlendirmenin cevabını yine sizin içinde bulunduğunuz literatür de biraz verir. Yani kesinlikle bir hani ön araştırma, zihinsel olarak hani o mevzuyla hemhal oldukça, aslında hani o tarihsel dönemeçlerin, temel dönüm noktalarının hani nerelerde olduğu, nerelerde odaklandığı, nerelerde değiştiği veya hani farklı bir şeye girdiğini az çok gözleyip izleyebilirsiniz yani. Biraz da o şey yapar. Yani ne bileyim, hani Türkiye'de dini yayıncılık vesairenin dönemlendirmesini çalışıyorsanız, neticede hani Cumhuriyet dönemine bakıyorsanız, hani tek parti dönemiyle, hani tek partiden sonra yine çok partili dönem bir kırılma noktasıdır veya bir hani değişim eşiğidir mesela. Hani öncesine de bakabilirsiniz, sonrasına da. Yani sonrasında başka alt dönemler girebilir mesela. Hani bunu etkileyen her başka politik veya sosyolojik şeyler belirlediniz diyelim ki. Dönemler belirlediniz. Ya şurada şöyle bir şey olmuş, şöyle bir hani sosyal veya politik gelişme olmuş ve bu bunu ciddi anlamda etkilemiş. Dolayısıyla ben bunun öncesine veya sonrasına bakacağım veya tam o döneme bakacağım gibi. Ne olabilir mesela Türkiye için bu? Darbe dönemleri. Misal. Hani az çok bir hani kırılma noktalarına dair size böyle bir dilimlendirme sunar, yani 60, 80, işte 80 sonrası. Hocam genelde falan zaten gibi. Erken Cumhuriyet, Demokrat Parti, işte kadınlara seçme seçilme hakkı veriliş öncesi sonrası. Genelde hep aynı. Ha, bu konuyla da alakalı bir şey. Yani hani mesela
bazı dönüm noktaları çok konuya spesifik bir şeydir. Yani mesela kim daha İran devrimi hani meselesi. Yani neticede olayın hani olduğu tarih belli. Hani sonrası belli vesaire. Siz hani bunun olayların hani başlangıcını ancak nedir? 77'den 75'ten hadi taşça maksimum gitseniz 70'ten başlayarak bakabilirsiniz. Ondan öncesine bakmak veya onu onunla bağlantılandırmak çok da hani mantıklı makul bir şey değil. Ama daha çok odaklanacağınız şey nedir? Olay ve sonrası. Ama hani sonrasında ne kadarlık bir süreyi ele alacaksınız? 3 yıllık mı? 5 yıllık mı? 1 yıllık mı? 10 yıllık mı? Hani burası da işte birazcık malzemenin kendisiyle şekillenen bir şey. Biraz da soruyla alakalı. Ya işte dediğim gibi yani soruyla çok alakalı. Hani neyi bakmak ve neyi öğrenmek istiyorsunuz? Yani cevabını bulmak istediğiniz şey ne? İkincisi elinizdeki malzeme buna ne kadar ne derece izin veriyor? Ve bir de o malzemenin hani kendisinin işte size sunduğu şey ne? Sınırlar neresi yani? Hani hem erişilebilirlik sınırı, hem ulaşılabilirlik, hem sürdürülebilirlik ve yönetilebilirlik sınırı yani. Bunların hepsi. Evet. Hocam bir şey diyeyim. Yani burada durumun önemli değil mi? Hı-hı. Mesela eğer bir dönüşüm, resim çıkarmak istiyorsanız ortaya, hı-hı, evet önümüzde devasa bir malzeme var ama burada malzemenin bir kısmını seçip diğerini bırakmak yönünde bir tercih edilir. Yani mesele çok derinlikli değil. Daha yüzeysel ama daha uzun bir tarih aralığında da ele almak böyle bir... Ama o zaman örnekleminizin çok iyi temsil kabiliyetinin olması lazım. Ele aldığınız malzeme gerçekten hani o yüzyıllık dönemin her şeyini almıyor ama çok ciddi bir temsil şeyi sunuyorsa eyvallah. Ama hani böyle bir şey yoksa o zaman siz burada biraz şeye girmiş olursunuz yani akademik aldatmacıya girmiş olursunuz. Yani hani çok sınırlı bir veriyle çok hani büyük bir dönemsel resmi sunmak hani şey değil. Çok hani etik bir şey değil. Orada. Öyle bir şey. Yani makro bir resim sunacaksanız kusura bakmayın. Yani çok ciddi emek ve zaman sarf etmeniz gerekiyor. Öyle bir şey var. Yani. Ya muhakkak tabii ki yani hani eğer öyle genel bir şema sunacaksanız öyle ama mesela az önce hani ben dedim ya işte İslamcı dergilerde şu İslamcı dergilerde bu. Eğer siz İslamcı olarak tanımlanıp tanımlanabilecek tüm dergilerde o meseleye bakamıyorsanız bunu bu şekilde isimlendiremezsiniz. Anlatabiliyor muyum? X dergisinde, Y dergisinde veya şu tür dergide. Yani neye gücünüz yetiyorsa veya neye çapınız yetiyorsa anlatabiliyor muyum? Hani ne kadarını ele alabiliyorsanız şeyli olarak ancak onu onunla isimlendirebilirsiniz. Onun için yani işte İslamcı dergilerde kadın temsili. 100 yılda kaç dergi var? Bir de dergi. 1000 dergi var. Bilmem yüz binlerce sayı var. Bunların hepsinde bunun şeyine bakabiliyor musunuz? Hayır. Yani bu zaten hani yapılabilir bir şey. Ya da tek kişinin yapabileceği bir şey değil. Yani tamam bir özel bir proje olarak yapılabilir ama bunu da en az 10 kişinin çalışması lazım mesela veya hani çok ciddi belli şeylerin kullanılması lazım falan. Yani onun için burada hani sınırlarınızı doğru ve şey bir şekilde hani adil bir şekilde belirlemeniz ve çizmeniz gerekiyor. Çok iddialı olmanıza gerek yok. Yani yapabileceğiniz ve baş edebileceğiniz malzemeyle ve baş edebileceğiniz hani tekniklerle hakim olduğunuz daha doğrusu. Yani evet ben burada bunu tam anlamıyla yapıyorum. Bunu bu şekilde, bu yöntemle yapıyorum. Bu malzemeyi şu şekilde ele alıyorum ve sonuca ulaştırıyorum diyebilmeniz lazım yani. Asıl şey o. Mevzu o. Açıkçası. Ha mesela ne denir? Ha yani dolayısıyla işte hani çalışmanızı veya malzemenizi hangi analitik çerçeveye oturtuyorsunuz bu anlamda? Anlatabiliyor muyum? İşte bir hani bu iletişim devresi şeyinde hani tüm bu hani aktörlerin olayın içerisine nasıl dahil olduğuna dair bir resim mi sunuyorsunuz? Yani bir teknoloji tarihi açısından mı inceliyorsunuz veya bilgi tarihi açısından mı inceliyorsunuz veya onu genel işte sosyal ve kültürel tarihin içerisinde mi oturtuyorsunuz veya sadece bibliografik analiz mi yapıyorsunuz? Ha işte o büyük bir yani
verilerle hani yapılacak şey ancak hani bu bibliyografik ve bibliometrik geleceğiz yani zaten hani metotlar da analizlerdir. Orada zaten bir verinin hani gerçekten çok iyi hazırlanmış, tutarlı ve standartize edilmiş olması gerekir zaten. Artı yani iyi software'ler kullanmanız gerekir. Yani bilgisayar teknolojisi zaten artık bugün hani bunu sizin yerinize yapıyor. Yani istatistiksel ve matematiksel programlardan faydalanmanız gerekir mesela öyle bir şey de ki hani o şey resim daha hani somut ve görünür hale gelebilsin. Dediğim gibi yani bu anlamda bir sorunuz neye cevap bulmak istediğiniz bunun hani çerçevesi sizin sınırlarınızı ve şeylerinizi belirliyor. İşte dediğim gibi mesela okuma tarihi üzerinden bir şeye bakacaksanız işte veya bir metnin hani algılanması, kabulü, onun hani hem bireysel hem toplumsal anlamdaki reception'ına bakacaksanız gidip işte okuma tarihine, birazcık böyle bilişsel psikolojiye, hatta neuroscience'a bile hani gidebiliyor bunların hani bir ucu. Bu tip hani disiplinlerle bir dirsek temasına girmeniz gerekiyor ister istemez. İşte daha hani bibliyografik analiz yapacaksanız bilgi belge yönetimidir. İşte daha hani o tip teknik hani alanlara şöyle biraz şey olmanız gerekiyor. Dediğim gibi yani daha hani sosyolojik veya siyasi şeylerden bahsediyorsanız evet orada mesela ideolojiler tarihi, entelektüel tarih, bilmem ne vesaire hani kültürel siyasal tarih gibi hani o tip mevzulara da aşina olmanız gerekiyor. Çünkü mesela metot kısmında geleceğiz. Yani hani içerik analizi yapsanız da şu bu yapsanız da hani o kodlamaları yapabilmeniz için yani zihninizde belli bir takım hani şemaların hani teorik çerçevelerin 3 aşağı 5 yukarı oturmuş olması gerekiyor. Yani böyle bir durum söz konusu. Hani malzemeyi iyi değerlendirebilmek ve iyi okuyabilmek için. Onun için dediğim gibi yani burada sizin meseleniz, sorunuz ve bunun sınırları belirleyici. Dolayısıyla hani direkt şu şununla yapılır, bu bununla yapılır, şu malzeme şununla ölçülür diye çok şey bir formül veremiyoruz yani. Açık bir formül veremiyoruz ama bu zaten tüm hani sosyal bilimlerin genel hani handikapı ve zorluğu. Ve her zaman hani tek bir metot da yeterli olmaz. Genellikle birkaç metodu bir arada hani kullanmanız gerekebilir. Vesaire. Yine mesela dönem çok hani etki edici bir faktör. Yani Osmanlı dönemine ait bir dergi çalışıyorsanız gidip sözlü tarih yapamazsınız. Yani hani kimseyle öyle bir şansınız yok. Şey olarak ama daha hani çağdaş günümüzde yani 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl sene öncesinde hani çıkmış bir dergi çalışıyorsanız zaten yazarları, belki hani editörleri, genel yayın yönetmeni veya hani oradaki rol alan aktörler bu işin içinde yani hala hayattadır, yayıncıdır, şudur budur. Hani gider bazı şey kalan hani verinin belli tekniklerle elde edemediğiniz soruların cevabını hani atıyorum bir yan ekstradan bir teknik metot ekleyerek de öğrenebilirsiniz yani destekleyici bir şey olarak. Dolayısıyla dediğim gibi yani hani çalıştığınız mevzunun, meselenin hani tarihsel dönemi, kapsamı, çapı vesairesi bunların hani hepsi bu şeyde etkili. Yani ve buna göre şekilleniyor. Mesela hani belki biraz gireceğiz. Bazen etnografi hani imkanı bazı şeyler, vakalar size tanır ama bazıları tanımaz gibi. Yani bazen işte dediğim gibi ancak birkaç metodu bir arada kullanarak aslında daha hani sağlıklı bir şey çıkarabilirsiniz, sonuç çıkarabilirsiniz. Bunlar da bu şeye göre değişiyor. Ama hani burada önemli olan dediğim gibi yani soruyu iyi belirlemek hakikaten yani iyi formüle edilmiş bir araştırma sorusu çok çok önemlidir yani. Hakikaten buradan bir çalışma yapılabilir mi? Ne yapılır? Nasıl yapılır? Şeyleri bunun nereye ulaşır? Hani sınırları nereye ulaşır? Böyle bir hani soruyu araştırmaya, incelemeye kalksam hani nasıl bir malzemeyle karşı karşıya kalırım? Gibisinden. Bunların iyi tayin edilmesi lazım. Ondan sonra da hani bunu teşhis edip farkına vardıktan sonra da hani bu nasıl incelenir? Nasıl baş edilir? Hani ve bu veriden hani nasıl belli çıkarımlara ulaşılabilir? Onu iyi kestirmek lazım.
Evet arkadaşlar, yani hani genel hani teorik hani modeller ve hani çerçeveler de mevzuyla ilgili olarak bu şekilde. Şey olarak buraya kadar hani özellikle bu yöntemlerle veya modellerle ilgili olarak herhangi bir sorunuz veya eklemek istediğiniz bir şey var mı? Öğleden sonra yöntemlerle devam edeceğiz. Bugün herhalde zannedersem hani aşağı yukarı 4 yöntemi, hani bibliometrik yöntem, içerik analizi, döküman inceleme ve söylem analizi üzerine biraz hani herhalde şey yaparız, tartışırız. Yani 3'ü ya da 4'ü artık hani ne kadarını üzerinden geçebilirsek yarın sabah da hani diğer kalan tekniklerle devam edeceğiz. Ama sonrasında da asıl daha çok şeye, uygulama kısmına yoğunlaşacağız. Onun için hani o ön hazırlık kısmında hani size birazcık hani düşünmenizi söylediğimiz şeyler etrafında düşünerek ve hani formüle edilmiş bir takım sorularla ve hipotezlerle eğer gelirseniz çok iyi olur. Yani hem sizin işiniz hani kolaylaşır burada. Yani burada yapmaya çalışacağımız şey şu. Yani kafanızda olan soru nasıl doğru bir şekilde hani formüle edilmeli ve şekillendirilmeli. Bunları hani hangi yöntemlerle ve hani metotlarla da hangi teorik çerçeve içerisinde inceleyebilirsiniz veya hani bu nasıl şey olur? Burada hani hep beraber buna tartışıp karar vereceğiz.